Selamun Aleyküm. Hayırlı günler diliyorum değerli izleyenler. Aile Yuvası programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, telefon bağlantısı ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınızla yayınımıza katkıda bulunabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Razı olsun, sağ olasın. Hamdolsun hocam, çok teşekkürler. Hocam gelen sorularla başlayalım programımıza isterseniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Annemin karşı çıkmasına rağmen arkadaşımın aracılığıyla biriyle tanışıp evlendim. Bir hanımefendi ulaşmış. 2 aylık bir bebeğim var. Eşim namazlarına ve ibadetlerine dikkat etmiyor. Hatta son zamanlarda uyuşturucuya başladı. Boşanmayı düşünüyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Yani çok kısa bir soru. Evet hocam, soru biraz kısa. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimi saygıyla selamlıyorum. Şimdi kader alın yazısı, takdir-i ilahi. Biz bunu geçen konuşmuştuk. Evet. Daha önceki yani yaşanmışlığa biz takdir-i ilahi diyoruz. Evet. Bütün zamanlar Allahu Teala'nın kaderidir. Hı. Gelecek de kaderidir ama bizim gelecekle ilgili bakış açımız ya Allah'ın takdiridir değil, teklifidir demekti ehli sünnet bakış açısı. Teklif neydi? Mesuliyet, sorumluluk. Evet. Kendi tercihimiz. Gelecek kendi tercihimiz. Ama geçmiş için takdirden başka bir cümle kuramayız geçmiş için. Şimdi bu benim kaderimdir diyebilir mi bundan sonrası için? Diyemez. Bundan sonrası benim kaderimdir diyemez. Bu benim alın yazım, ne yapacağım, katlanacağım diyemez. Şimdi ne diyor? Kula hani içinizden emir sahiplerine itaat edin diyor. Çünkü hadisin öncesi var. Yani işte emir sahiplerine itaat bana itaattir. Bana itaat Allah'a itaattir ama bir şartla. Yani emir sahipleri derken? Yani emir sahipleri derken ister devlet devletten olsun, ister koca olsun. Yani aile içerisinde anne baba da olur bu tabii, sahipleri. Ama bir şartla nedir? Allah'a isyan etmeme şartı. Tabii, elbette. Şimdi Allah'a isyan etmişse burada kalkıp da işte benim kaderimdir ne yapalım isyan derse itaat edeceğim denmez yani. Evet. Demek ki yani her şeyi biz işte gelecekle ilgili bakın bundan sonrasıyla ilgili her şeyi çaresizlikle, mecburiyetle işte kaderim diyerek ne yapamayız? Sindiremeyiz, yutkunamayız. Bazen bize acı da gelse belki yani çok ciddi kararlar almak zorunda kalabiliriz. Hı hı. Acı da gelse veya acı da gözükse. Evet. İşte kaldı ki eğer yapacağımız tercih, alacağımız karar Allahu Teala'nın murad ettiği, istediği, onu razı edecek, bizi ona yaklaştıracak ve ona itaat için onun rızası için alınmış bir kararsa burada zaten onun işte artısı, eksisi, şuyu buyu yapılmaz. Yani hesabı yapılmaz. Ne denir? Bunu Rabbim istiyorsa, bu Rabbimin razı olacağı bir şeyse burada o en hayırlısını verir, en iyisini verir gibi ona tevekkül etmek lazım. Şimdi namaz kılmayan birisiyle evlendim mi yoksa evlendikten sonra mı fark ettim diyor. Evlendiğim kişinin namazlarına ve ibadetlerine dikkat etmediği şeklinde. Şimdi öncesinde diyelim ki bu biliniyor muydu? Yani onun yani yaşamı ne kadar biliniyordu? Yani ne kadar araştırıldı? Hı hı. Şimdi gelen kişiye işte ne soruldu mesela? Kızını istemeye geldi. Kızınızı istemeye geldi. Oğlumuz ne iş yapıyor? Tamam, illaki soracağız. Yani hocam genelde bu tür durumlarda mesela biraz daha kız hissiyle hareket ediyor, duygularıyla hareket ediyor. Eşim mesela bu dönemde ebeveynler devreye giriyor, anne baba devreye giriyor. Yani belki de o tecrübedir, öngörüdür, bilgi birikimidir. Belki ondan kaynaklı işte şu sana olmaz, olmaması gerekiyor. Hani devreye giriyorlar ama maalesef bu dönemde belki de söz geçiremiyorlar kızlarına. Çünkü kızının duygusu daha baskın olduğu için maalesef şey yapamıyorlar yani. Yani işte böyle bir şey var. Bir burada elbette yani kalkıp da diyelim ki kızları aşırı derecede yani gönüllü ise yani olumlu karşılıyorsa burada yapacak çok fazla bir şey yok ama yani anne baba kızlarını vazgeçirmek için
eğer diyelim ki kızları aşırı derecede diyelim ki böyle talepkar ise, kararlı ise herhalde vazgeçmek için çırpınacaklar, uğraşacaklar. Yani burada hani kendim ettim, kendim buldum şeklinde bir hani bir arabesk değil ama öncesiyle ilgili bir hata yapıldığı ortada. Öyle tabii. Yani bu hatayı kim yaptığını bilmiyoruz. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Yani anne babamın yaptığı, kendisi mi yaptı bilmiyorum. Hı-hı. Ama şimdi sürekli işte böyle yaptığın için şu oldu, işte sen bak o zaman işte onaylamasaydın, kabul etmeseydin bu başına gelmezdi. Bu da yanlış. Yani sürekli geçmişe giderek tabii. O kişide bir moral bozukluğu, böyle bir ruhi bir yıpranma, bu da yanlış. Peki bundan sonrası için nedir? Evvela o gencin işte yanlışından dönmesi için, hatalarını düzeltmesi için bir ıslah çalışması gerekir. Evet. Eğer başka olumsuz tarafları yoksa, mesela ahlaki... Hocam son zamanlarda uyuşturucuya başladı. Yok, onu demiyorum. Onun dışında diyorum yani. Evet. Onun dışında diyelim ki eşini başkasıyla aldatma, yani zina dediğimiz bir sadakat duygusu. Zina var mı? Yani fuhuş var mı vesaire? Eğer bu konularda da bir şey varsa artık kalkıp da bütün hatalarını düzeltelim. Bu biraz yani çok da gerçekçi olmaz. Ama şimdi uyuşturucuya başlamış madde bağımlılığı mücadeleyi gerektiren bir şekilde ailenin desteğini de gerektiren tamam bir yanlıştır. Şimdi madde bağımlısı bir kişi bir anda olmaz. Ya yanlış bir çevreye takılır, yanlış arkadaşları olur. İşte onların bir şekilde etkisiyle devam eder. Bu da zaman alır yani. Artı diyelim ki kullanmaya başlamış ama yani tam da isteyerek kullanmıyor. Yani bir şekilde ne diyoruz ona, müptela olmuş. Evet. Yani bağımlı zaten kelime. Müptela olmuş fakat bunu bırakmak da istiyor. Şimdi bunlar da derece derece. Yani işte şeyi kabul eden, tedaviyi kabul edenler var. Yetmeyenler var. Yani değişik değişik şey sınıfları var. Şimdi burada eğer gerçekten de dediğim gibi yani başka yönlerinde bir sıkıntı yoksa veya işte az çok böyle namaza da meyilli ise, hani kılmıyor ama meyillidir yani. Mesela bazen kılıyor, bazen işte bırakıyor veya ne bileyim cuma namazına gidiyor, vakit namazlarına işte hı hı. Arada bir kılıyor gibi. Yani böyle bir şeyi var, kopmuyor yani. Tamam, düzenli kılması için evet. Çalışılır fakat namazla da kopuk değil. Şimdi böyle bir yapısı var. Ahlakı da, ahlak derken hani saygısı, ondan sonra sükuneti, yani bu tür şeyleri normalse burada bir... Yani işte acaba düzeltilir mi diye bir çaba elbette gerekir. Şimdi diyelim ki çok çaba harcandı ve bu da bir zaman aldı. Yani aile uğraştı, başkaları uğraştı, eşi uğraştı. Zaman aldı, bırakmadı. Bu sefer onu azaltma, yani belli bir sınırda tutma için çabalanır. Ha burada biz dediğimiz gibi hiçbir soru sorana kalkıp da ha öyleyse tamam gidin boşanın filan demiyoruz. Yani burası bir yani sonuçta bir duruşma salonu değil. Biz de karar veren hakim değiliz. Bir evet. Mahkeme değiliz. Evet. Kadı değiliz. Haliyle biz sadece olan olay üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada izleyicimizin bakın onun düzelmesi için bütün kapıları çalması gerekir. Bütün kapıları çalması gerekir. Yani nerede bir işte tedavi imkanı varsa evet. Veya onu diyelim ki arkadaşlarından uzaklaştırması için ne yapması gerekiyorsa. Ona ayrıca bir ortam oluşturur. Tabii onu denemesi gerekir. Tabii ki bu işler sadece maddi çabayla olmaz. Manevi olarak da yani dualarla, sadakayla değil mi? Bunlarla da desteklenmesi gerekir. Eğer etrafınızda tanıdığınız iyi insanlar varsa eşinizin onlarla bir şekilde oturup kalkmasını ne bileyim sağlayabilirsiniz yani. Şimdi böyle şeyler yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yani muhtemelen yapmışlardır. Yani uğraşıyorlardır da. Hani gitgide kötüye giden bir durum
varsa, yani burada artık kontrol edilemeyen bir kocadan bahsediyorsak, burada da yine dediğimiz gibi kararı verecek olan kendileridir. Eğer kocasının iyi tarafları olduğunu düşünüyorsa, işte yanlışlarının bir şekilde yani tolere edilebileceğini, ne bileyim görmezden gelinebileceğini veya işte zararlarından bir şekilde daha az, diyelim ki değil mi? Yani etkilenilecekse. Hı hı. Yani bu onların vereceği bir karardır ama düzeltmeye yani, çalışmak. Almış olduğu uyuşturucu neticesinde bir şiddet uygulamıyorsa, çocuklarına zarar verir. Şimdi verir. Burada topluma bir zararı yani yoksa, ne yaparsa yapsın, ister şiddet uygulasın uygulamasın, kendine zarar versin vermesin. Burada bir kere o illetten kurtulması için elbette o çabalayacak. Ama dediğiniz gibi şey. Tabii dediğiniz gibi yani büyük zarar, küçük zarar, büyük tabii. Etki, küçük etki. Yani neyse bunların hesabını onlar yapacaklar. Hayırlılar evet. Maalesef yani toplumda siz sokakta siz kontrol edemiyorsunuz çocukları. Yani okul. Hocam aslında bu da bir sorun, başlı başına bir sorun. Yani mesela uyuşturucu meselesi. Bunu yani şimdi belki hani diyoruz ya işte ebeveynlerin, anne babaların çocuklarını evlendirmeden önce dikkat etmeleri gerekiyor. İşte acaba kötü bir özelliği var mıdır? Uyuşturucu kullanıyorum, namaz kılıyorum, kılmıyorum. Şimdi neticede böyle o da bir insan, evlenmese de siz dikkat etseniz de kızınızı onunla evlendirmeseniz de o da bir insan. Ama bir uyuşturucu müptelası, bağımlı olmuş, ibadetlerine dikkat etmiyor. Böyle bir insan var. Yani bunun da belki de ıslahı noktasında bir çalışma olması lazım. Yani şu anda bununla ilgili bir başına bırakılmaması gerekiyor. Çünkü çok çalışıyorlar. Annesi var, babası var. Evet. Toplumda çok uğraşı var, çok çaba var. Yani bunların kurtulması için evet. Birçok kurum, kuruluş, çevre çalışıyor, çabalıyor. Yani sağlık olarak da yani bir takım destekler var ama şimdi dediğimiz gibi yani sizin kontrol edemediğiniz bir saha var, sokak var, hatta iş çevresi var, okullar var. Buralar sizin kontrolünüzde değil. Anne babalı olarak da söylüyorum, eş olarak da söylüyorum. Şimdi oraları kalkıp da sürekli peşinde de dolaşamazsınız veya sürekli eve de hapsedemezsiniz. Kaldı ki eve hapsetseniz bile telefon zaten onu evden bir şekilde dışarı çıkartmış oluyor. Yani uzakla bağlantı kurduruyor. Evet. Bu ağırlıklı olarak tabii ki yönetim problemidir. Yani devletin sorunudur bu. Elbette. En fazla tedbir alması gereken onlardır. Ama maalesef boşluklar çok fazla var. Peki yönetim bu anlamda çok fazla olmaz. Var. Yani ne kadar uğraşılsa da boşluk çok fazla var. Şimdi burada bu konu aileler için böyle kolay aşılacak, ha deyince hemen kurtulacak, öyle kolay bir mesele değil. Yani çocuklarının işte bu illetten kurtulması için memleketini değiştirenler var. Yani veya işte bir şekilde çocuklarını oradan uzaklaştırmaya çalışmak için yani çok çabalayanlar var. Bunun yanında maalesef çocuklarının ancak hapse girdiği zaman bu işten kurtulduğunu görenler de var. Yani çocuk işte hapiste illaki sınırlı bir ortam. Orada biraz daha zor yani. Şimdi dedik ya Allah-u Teala kimseyi bu şekilde imtihan etmesin. Yani her değişik imtihanlar var. Burada kadının hani kocasıyla ilgili böyle bir şeyi fark etmiş olması kadın için artık özel bir çaba gerektiriyor. Yani normal efor harcadığı efordan daha farklı, daha fazla, daha titiz, daha bilinçli bir çaba harcaması lazım. Mesela uyuşturucuya meyil daha çok ilgisizlikle başlıyor. Yani çünkü yani hocam. Yani yakınlarından eksik gördüğü, yetersiz ilgisi. Eşi de olabilir. Eksik gördüğü, yetersiz gördüğü ilgiyi o evvela arkadaşında arıyor. Arkadaşında bulduğu o arkadaş çevresi de hani kötü, kasıtlı bir çevreyse bu sefer o ilgi suistimal ediliyor ve uyuşturucuya dönüyor. Şimdi uyuşturucuya başladıktan sonra da tabii ki o orada işte hissettiği böyle uyuşturucunun verdiği maalesef o işte ruh hali bu sefer onu sürekli oraya itiyor.
Şimdi bununla ilgili dediğimiz gibi yani bu biraz daha teknik bir konu. Yani ancak belli merkezlerden gidip destek almakla çözülebilecek bir konu. Evet. Türkiye'de bu merkezler var. Yani isimleri farklı ama merkezler var. Muhtemelen de yönlendirmişlerdir. Yani oraya da gidiyordur muhtemelen. Gitmese de tavsiye ederiz. Yani çünkü orada oralarda aşama aşama ne yapılacağı anlatılıyor. Belki eğer kurtulması kolay bir seviyedeyse ona göre farklı bir çözüm uygulanıyor. Ama dediğimiz gibi ilk başta yapılması gereken onu bu illetten kurtarmaya çalışmak olmalıdır. Yoksa evlilikten kurtulmaya çalışmak değil. Evet. Yani bu ilk başta onu yani boşanma yerine biraz da o noktada onu kurtarmaya çalışmak olmalıdır. Çünkü lazım daha fazla. Evet. Yani kocasının eşine olan ilgisi eğer uyuşturucuya olan ilgisinden fazlaysa veya her ne kadar madde bağımlısı olsa da eşini ihmal etmiyorsa burada onun bir hasta olduğu değerlendirilmesi lazım. Bir hastadır bu. Ki bu hastalığı ve birlikte nasıl yenebiliriz diye uğraşmak gerekiyor. Yani evvela izlenmesi gereken yöntem bu. Peki hocam.